Değerli kardeşlerim, Türk milleti her zaman olduğu gibi bugün de tüm gücü ve imkanlarıyla Arnavutluk halkının yanındadır. Devletimizle, sivil toplum kuruluşlarımızla, iş dünyamızla ihtiyaç duyduğu her alanda ve her zaman Arnavutluğun yanında yer almayı sürdüreceğiz. Aynı şekilde Arnavut dostlarımızın da Türkiye'nin hassasiyetlerini gözeteceğine yürekten inanıyorum. Ülkemizde darbe girişiminde bulunarak demokrasimize kasteden, meclisimizi bombalayan, insanlarımızı katleden FETÖ terör örgütüyle mücadele bu hassasiyetlerimizin başında yer alıyor. Maalesef bu örgütün mensupları ülkemizde darbeye teşebbüs ettikten 5 yıl sonra bile Arnavutluk'ta eğitim, sağlık, dini kurumlar ve özel sektörün kayda değer bir kısmında hala mevcudiyetlerini devam ettiriyor. Sizlerden şu hususu asla unutmamanızı istiyoruz. Gerçek dost, acı da olsa hakikatleri dile getirmekten çekinmeyendir. FETÖ meselesinde doğru bildiklerimizi açık yüreklilikle ifade etmeyi, kardeşliğimizin, dostluğumuzun ve stratejik ortaklığımızın bir icabı olarak görüyoruz. Hangi kılıfla karşınıza çıkarsa çıksın bu yapı, tıpkı zehirli bir yılan gibi eninde sonunda kendisine kol kanat gerenleri de sokacak olan bir ihanet çetesidir. Türkiye'de olduğu gibi buradaki FETÖ iltisaklı kurum ve çevrelerinde gizli gündemleri olduğundan vakti saati geldiğinde gerçek yüzlerini ortaya sereceklerinden zerre kadar şüpheniz bulunmasın. Tıpkı Türkiye gibi, tıpkı pek çok ülke gibi Arnavutluğun milli güvenliği içinde bir tehdit oluşturan bu yapıdan ne kadar çabuk kurtulursanız geleceğinize o derece güvenle bakabilirsiniz. Derhal harekete geçmezseniz bu yapının ülkemizde teşebbüs ettiği alçak girişimlerin benzerlerinin burada da tekrarlanması kaçınılmazdır. Biz bu hakikati ağır bedeller ödeyerek yaşadık. Sizlerin de aynı akıbete uğramamanız için bunları dile getirmeyi bir kardeşlik görevi telakki ediyorum. Arnavutluk'tan ülkedeki FETÖ yapılanmasına karşı hemen ve topyekün harekete geçerek ilişkilerimizin bu sebeple gölgelenmesine meydan verilmemesini bekliyoruz. Aramızda konuşacak, görüşecek, birlikte geleceğe adımlar atacak onca husus varken böyle bir meseleyle vakit kaybetmekten dolayı üzüntülüyüz. İnşallah bir dahaki temasımızı bu konuyu artık gündemimizden çıkarmış olarak yapmayı ümit ediyoruz. Nitekim 2019 depreminde ve müteakiben 2020 yılında patlak veren koronavirüs salgınında Arnavutluğa en etkin ve samimi yardımları sağlayan ilk ülke Türkiye olmuştur. Şu anda da bildiğiniz gibi Türkovak aşısını çıkardık ve Türkovak aşısıyla birlikte de yine her zaman imkanlarımızla Arnavutluğun yanında olacağız. Geçtiğimiz Nisan ayında Arnavut kardeşlerimiz için 68 gün gibi rekor bir sürede inşaatını tamamladığımız Fier'deki Türkiye Arnavutluk Dostluk Hastanesi'ni hizmete aldık. Bugün de Laç'ta yaptırdığımız deprem konutlarının teslimini gerçekleştirdik. Mutluyum çünkü verdiğimiz sözü tarihi gelmeden bitirip teslim ettik. Bu katkılarımız Arnavut kardeşlerimizin yaralarına bir nebze merhem olmuşsa ne mutlu bize.
Bu düşüncelerle sözlerime son verirken Arnavutluk Yüce Meclisi'nin değerli üyelerini ve şahsınızda tüm Arnavutluk halkını